Evet, güzel, keyifli bir yayın hedefliyoruz. Tabii ki Ziraat Türkiye Kupası ile başlayacağız. Ardından ligin gündemini de değerlendireceğiz. Ancak heyecan bugün başlıyor değerli izleyenler. Ziraat Türkiye Kupası'nda çeyrek finalde Fenerbahçe Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Mücadele saat 20.45'te başlayacak ve ATV ekranlarından naklen yayınlanacak diyelim. Şimdi mücadele öncesi, dev mücadele öncesi bizleri bağlantı noktalarında arkadaşlarımız bekliyor. Hemen bağlantılarımızı gerçekleştirelim. Mücadelenin oynanacağı Ülker Stadyumunda Sinem Ökten bizleri bekliyor. Fenerbahçe kampını takip eden arkadaşımız Ahmet Selim Kul ve Medipol Başakşehir'i takip eden arkadaşımız da Mustafa Mandev olacak. Hemen ilk olarak Ülker Stadyumundaki arkadaşımız Sinem Ökten'e gidelim ve maç öncesi stattaki atmosferi kendisinden dinleyelim. Sinem, söz sende. Çok teşekkürler Ezgi. Size ve konuklarınıza iyi yayınlar dileyerek başlayalım. Senin de söylediğin gibi Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan başlıyor. Artık yarı finalistler belli olacak. ATV ve A-Spor ekranlarında 3 gün boyunca Ziraat Türkiye Kupası'na doyacağız. Ve açılışı da bu akşam saat 20.45'te dev bir mücadeleyle yapıyoruz. Bir tarafta Fenerbahçe, diğer tarafta da Medipol Başakşehir olacak. İki takımın antrenman notlarını, kamplardan yansıyanları muhabir arkadaşlarımız anlatacak. Ben hem biraz havadan bahsetmek istiyorum, hem de iki takımın kupa yolculuğundan bahsetmek istiyorum. Tabii şu anda statta gerçekten güzel bir hava var ki daha önceki Ziraat Türkiye Kupası yayınlarında, İstanbul'da yaptığımız yayınlarda hava şartları biraz daha zorluydu. Şu anda 16-17 derece bir sıcaklık var. Akşam maç saatinde de 3-4 derece daha bunun düşeceğini söyleyelim, ama herhangi bir yağış beklenmiyor. Biraz güneşli, biraz bulutlu bir hava var. Önce onu söyleyelim, başlayalım. Sonra da iki takımın biraz kupa yolculuğuna bakalım. Fenerbahçe 4. turdan dahil oldu Ziraat Türkiye Kupası'na. Önce 4-0'la Sivas Belediyespor'u yendi. Ardından 1-0 Karacabey Belediyespor'u mağlup etti. Ve son olarak da son 16 turunda Kasımpaşa'yı yine tek golle geçerek adını çeyrek finale yazdırdı. Diğer tarafta Medipol Başakşehir 5. turdan katıldı. Başladı Ziraat Türkiye Kupası macerasına. Bu sezon Turgutlu Spor'u 7-0. Ardından da Tuzla Spor'u 5-1 mağlup etti. Ama iki takımın form durumuna bakacak olursak büyük farklılıklar görüyoruz. Tabii ki özellikle Fenerbahçe 9 maçlık bir seri yakalamıştı. Namağlup seri yakalamıştı. Ve burada bu 9 maçlık seride 8 galibiyet almış. Yalnızca Sivas Spor'la berabere kalmıştı. Ta ki geçtiğimiz hafta Süper Lig'de yine bu stadyumda oynanan derbiye kadar. Galatasaray geçtiğimiz sezon Kadıköy'de galibiyet hasretini 20 yıl sonra dindirmişti. Ardından bu hafta 24. haftada tek golle geçti. O mağlubiyetin ardından Kadıköy'deki ilk mücadele olacak. Bu Fenerbahçe adına Medipol Başakşehir'le oynanacak karşılaşma. Medipol Başakşehir tarafına bakacak olursak gerçekten formsuz ve zor bir dönemden geçtiklerini söylemek mümkün. 6 maçtır kazanamıyor Medipol Başakşehir. Stadın görüntüsü de ekranlarınızda. Biraz önce aslında havanın ne kadar güzel olduğunu aktarmıştım. Eminim İstanbul'daki izleyicilerimiz de, yine Türkiye'nin farklı yerlerindeki izleyicilerimiz de farkındadır şu anda. İşte bu görüntülerle de paylaşıyoruz. Gerçekten ışıl ışıl, pırıl pırıl bir hava var. Aslında çok Şubat ayında görmeye alışkın olduğumuz bir hava değil, ama tabii ki yayın şartları düşünülecek olursa bizler için biraz daha gülümseten bir hava olduğunu söyleyebiliriz. Stadın etrafı tabii ki maalesef mücadele seyircisiz oynanacağı için koronavirüs tedbirleri kapsamında tabii ki boş. Ancak biz erken saatlerde burada yayın için çalışmalarımıza başladık. Ki stat çalışmaları da yine erken saatlerde başlamıştı. Çimler önce biçildi. Daha sonra maç öncesi yine sulama çalışmaları da yapılacak. Biz de bunları hep ekranlara getirmeyi sürdüreceğiz. Yavaş yavaş ben toparlayayım buradan, çünkü zaten gün boyu yine aktaracağız buradaki gelişmeleri. Mücadele 20.45'te 20.45'e kadar bu stadyumda yaşanacakları A-Spor ekranlarından paylaşmayı sürdüreceğiz Ezgi. Evet, Sinem Ökten aktardıkları için çok teşekkür edelim ve şimdi kameralarımızı Samandıra'ya çevirelim. Arkadaşımız Ahmet Selim Kul o noktada bizleri bekliyor. Mücadele öncesi Fenerbahçe'den son gelişmeleri kendisinden dinleyeceğiz. Selim, söz sende.
Teşekkürler Ezgi Toper. Samandıra Cambartu testlerinden herkese selamlar. Fenerbahçe Ziraat Türkiye Kupası'nda kritik bir mücadeleye çıkacak. Özellikle hafta sonu derbide Galatasaray'a kaybetmelerinin ardından bu maç çok daha önemli bir hale geldi. Zira Fenerbahçe ligde lige iyi bir başlangıç yapmış. Daha sonra çalkantılı bir dönem yaşamıştı. Bu dönemde iki mağlubiyet üst üste almış. Ardından Kadıköy'de yine Kadıköy'de oynanan bir Başakşehir maçıyla çok az önce Sinem Ökten'in de bahsettiği galibiyet serisini başlatmıştı. Şimdi de Galatasaray'a alınan yenilginin ardından doğal olarak camiada birçok eleştiri var, birçok negatif durum var. Tüm bu negatifleri ortadan kaldırmak için hem Ziraat Türkiye Kupası hedefine bir adım daha yaklaşmak hem de Başakşehir'i yenerek bir yeniden bir galibiyet serisi başlatmayı hedefliyor Fenerbahçe ki az arkamda gördüğünüz tesislerde de gündem bu. Bu maçı yine bir çıkış maçı olarak bakılıyor, telafi maçı olarak bakılıyor ve yeniden moral motivasyon anlamında takımın seviyesini istenilen noktaya getirme maçı olarak bakılıyor. Futbolcular az önce kısa bir süre önce kahvaltılarını yaptılar. Dün akşamdan beri dün akşam son antrenman yapıldı burada. Bu antrenmanın ardından burada kampa girdi takım ve arkada gördüğünüz tesislerde Fenerbahçe'nin kampı devam ediyor. Takım buradan 18.45'te ayrılacak ve Ülker Stadyumu'na hareket edecek. Ben tabii ki kadro ile ilgili de bilgiler vermek istiyorum. Bu önemli maç öncesinde Fenerbahçe'de 4 tane eksik var. Önemli isimler Fenerbahçe'de eksikler arasında yer alıyor. Luis Gustavo derbi öncesinde oynanan Atakaş Hatay Spor maçında sakatlanmıştı. Yaklaşık 2-3 hafta sahalardan uzak kalacak. Bundan dolayı Gustavo bu akşamki kadroda olmayacak. Yine Pelkas Fenerbahçe'nin çok önemli bir oyuncusu ve o da Çaykur Rizespor maçında sakatlanmıştı. Onun da bu akşam maç kadrosunda olmayacağını belirtelim. Bu maçın ardından sağ çalışmalarına başladı. Bu maçın ardından yavaş yavaş dönmesini bekliyoruz. Fenerbahçe'nin devre arası transferi İrfan Can Kahveci'de Başakşehir'den kalan bir sakatlığı vardı. O da Hatay Spor maçında sakatlanmıştı. O sakatlık henüz geçmediği için bir diğer eksik olacak ve tabii ki Diego Perotti de zaten uzun süredir sakatlığı süren bir oyuncu. Bu isimler dışında Fenerbahçe'de Tisseran sakatlıktan yeni çıktı. Fiziksel durumuna göre maç kadrosuna dahil edilip edilmeyeceği belli olacak. Ben hemen muhtemel 11'den de bahsetmek istiyorum. Kalede Altay'ın oynamasını bekliyoruz. Defansın sağında Gökhan Gönül. Stoper'de Serdar Aziz Zalay. Sol bekte Caner Erkin. Orta sahada Sosa Ozan ikilisi. Hücum attığında sağ tarafta Ener Valencia, sol tarafta Osay Samuel. 10 numara mevkinde Fenerbahçe'nin devre arasında transfer ettiği dünyaca ünlü yıldız Mesut Özil'in ilk kez bu akşam maça başlamasını bekliyoruz. Mesut Özil daha önce Hatay Spor maçında 14 dakika, derbide yaklaşık yarım saat forma giymişti. Bu akşam da maça ilk 11'de başlamasını bekliyoruz. Sarı lacivertlerin gol umudu ise Mame Thiam olmasını beklediğimizi ifade edelim. Biz burada gelişmeler oldukça paylaşmaya devam edeceğiz diyelim ve sözü tekrar stüdyoya bırakalım. Ezgi Toper. Ahmet Selim Kula'da aktardıkları için çok teşekkür ederim ve şimdi de Medipol Başakşehir'in kampına gidelim. Medipol Başakşehir'i takip eden arkadaşımız Mustafa Mandev'e sözü bırak.